Ülkemiz açısından gerçekten ilmi cami açısından da çok büyük bir kayıp Şerif Mardin hocamızın kaybı. Ülkemiz açısından önemli bir kayıp çünkü bir neslin hepimiz için örnek teşkil eden mümtaz bir şahsiyetiydi. Bir nesil onunla sosyal bilim metodolojisini, yöntemini, yeni kavramları tanıdı ve gerçekten arkasından çok köklü bir miras bıraktı. Şahsi olarak da Şerif Mardin Hoca ile öğretim yıllarının ilk, üniversitenin ilk yıllarından itibaren yakın hukukumuz oldu. Doktora çalışmam esnasında çok yoğun teşvik ve mesai içinde olduk. Kendisi o dönemlerde, 12 Eylül sonrasındaki özellikle sıkıntılı dönemlerde de hep düşünce özgürlüğünü savundu. Hiçbir zaman akademik camia üzerindeki baskılara taviz vermedi. Her zaman Türkiye'deki her türlü vesayet anlayışına karşı ilmi ve akademik özelliğin savunucusu oldu. Bu açıdan birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda sadece ilmi birikimiyle değil, sergilediği ilmi ahlakla da gerçek bir örnek teşkil etti hepimiz açısından. Daha sonraki dönemde de Dışişleri Bakanlığım, Başbakanlığım döneminde de yakın teşvik ve mesaimiz oldu. Sık sık görüştük. Her seferinde kendisinin yakın dönem Türk siyasetini ve Türk düşünce hayatını bilen bir çınar kimliğiyle hep doğru tahlilleri oldu. Kritik dönemlerde yaptığı kavramsallaştırmalarla sosyal gelişmeleri tanımlamak, anlamak bakımından da çığırlar açtı. Çok önemli bir kayıp. Ama geride bıraktığı miras hepimizin gurur duyması gereken bir miras. Hem Türkiye'de sosyal bilim geleneği açısından hem de Türk düşünce hayatının uluslararası alana tanıtımı açısından, evrensel nitelikli ürünleriyle de bu alanı uluslararası bilinirliğe açtı. Genç Osmanlılardan bu yana düşünce hayatımızın hemen hemen her çizgisini eserlerine yansıtarak milli ve uluslararası nitelikteki çalışmalara öncülük etti. Ben bir kez daha kendisine rahmet diliyorum. Çalışmalarının inşallah akamete kalmadan gelecek nesiller ve akademisyenler tarafından sürdürüleceği inancını taşıyorum. Çok önemli bir adamdı. Çok büyük bir kafaydı. Çok iftihar ederdik, gurur duyardık. Gitti. Benden aynı yaştaydı. Ben yaşıyorum, o gitti. Yakın akrabalık ilişkiniz de vardı tabii. Çok tabii amcamın bir, oğlu. Evet, bitti, bu kadar basit. Hı-hı. Amcamın oğlu. Bizde kalırdı. Hiç anınız, paylaşmak istediğiniz bir hatıra var mıdır? Çok. O kadar çok ki. Biz çünkü biliyorsunuz aynı zamanda Arabız. Mısır'a giderdik beraber Kahire'de. Amcalarda kalırdık, gelirdik falan. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada tanınırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok üniversitede hocalık yaptı. Misafir hoca olarak bulundu, asli hoca olarak da bulundu İngiltere'de ve Amerika'da. Türkiye'de dediğim gibi birçok kişinin yetişmesine katkıda bulundu. Mükemmeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu sayyidesine hediye eyledik vasıyla ya Rabbi.